yaptığında. Anladım. Okey. Evet, başlamış bulunmaktayız. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Risk Yönetimi Derneği Makine İmit Uzmanlık Grubu olarak karşınızdayız. Bu uzmanlık grubu olarak neler yapacağız? Aslında sene içerisinde sizler için, aslında sizlerden aldığımız fikirlerle belli anketler yaptık. Sizler tarafından sıkça sorulan soruları topladığımız bir anket üzerine bugünkü ilk etkinliğimizi yapıyoruz. İlk etkinliğimiz de tabii ki İSG profesyonellerinin yeni makine satın alım süreçlerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. Aslında burada İSG profesyoneli dediğimize bakmayın. Burada işin içinde makine satın alım sürecinde kimler varsa, aranızda katılımcılardan görüyorum ben, bakım bölümünden arkadaşlar var, metot üretim bölümünden var ya da proje yöneticileri oluyor. Her fabrikaya göre de açıkçası bunların isimleri değişebiliyor. Metot oluyor, üretim oluyor, işte CAPEX'lerle uğraşılıyor gibi birçok konu var. Ama biz bugün biraz daha ise iş güvenliği uzmanları odağından bakacağız. Biraz da onların bu süreçte genel olarak bu bütün saydığım departmanların, disiplinlerin neler yapması gerektiğini tavsiyeler vereceğiz. Her şeyden önce aslında burada Kemal Üçüncü'ye de çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu Makine İmit Uzmanlık Grubu'nun ilk etkinliği. Bu grubun oluşmasına katkısı çok büyük. Bunun gibi gerçekten herkesin ilgisini çekecek birçok faydalı etkinlikler yapacağız sene boyunca. Şimdi biraz içerikten bahsedeyim size. İçerikte ilk önce kısaca kendimizi tanıtacağız. Sonra akabinde Hakan Bahadır Bey bizlere makine alım sürecinden bahsedecek ve bu makine alım döngüsü içerisindeki temel adımlar hakkında bizi bilgilendirecek. Akabinde Bayram Yorulmaz Bey bize makine emniyet yönetmeliği ve makine alım sürecinden bahsedecek. Makinalarla ilgili tek bir makine emniyet yönetmeliği yok. Diğer yönetmeliklere de sizleri çok sıkmadan, kesinlikle çok detaya girmeden, biraz daha böyle nasıl söylesem süngerden sıkılmış özet bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ve en sonda aslında herkesin merak ettiği, bize de çok sorulan, bize de çok kritik bir konu olan şartname hazırlanması ve bu şartname süreci hakkında bizleri bilgilendirecek. Tabii akabinde de el verdiği sürece, vakit kaldığı sürece sizlerin sorularını cevaplayacağız. Aslında sorulan çok soru var. Elimizde bir soru bankası gibi bir soru oluştu. Onlardan da cevaplamaya başlayabiliriz. Chat kısmından da sorularınızı takip edeceğiz. Sorularınızı da tabii chat kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz ama süreyi verimli kullanma adına hak verirseniz ki en sonunda cevaplayacağız. En çok sorulabilecek soruyu şimdiden cevaplayayım. Sunumu sizlerle paylaşacağız. Etkinlik sonunda etkinlik komitemiz sizlerle bir link paylaşacak chat tarafından. Sunumu da oradan indirebileceksiniz. Her zaman elinizin altında olabilecek aslında bir kaynak olacak sizin için. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Burada bugünkü etkinliği moderatör olarak. Erhan Eskicumalı, tanıyanlarınız var. Genel olarak aslında lisede torna tesviye öğrenimiyle başlayan makina sürecinde lisansta mekatronik mühendisliğiyle taçlandırdık diyelim. Şu an Omron Elektronik firmasında yaklaşık bir 5 senedir endüstriyel otomasyon sektöründeyim. Şu an ne yapıyorum? Aslında Türkiye yerindeki imalatçılarda 2642 AT dediğimiz makine emniyet yönetmeliği. Bugün adını çok zikredeceğiz, duyacağız. Belki çoğunuz da zaten sürekli kullanıyorsunuz 2642 AT'yi. Bu kapsamda iş geliştirip hem makine imalatçılarında hem nasıl diyeyim makine son kullanıcılarında bu daha emniyetli makine satın alması için mevcut pazarda emniyetli hale getirmek için buradaki bütün paydaşlara destek oluyorum şu anki görevimde. Kendi şahsi hayatımda kaya tırmanışı, snowboard veya Türkiye'deki bütün açık su yüzme yarışmalarına katılırım. Bu konularda da her zaman bilgi almak isterseniz her zaman konuşmaya hazırım. Ben burada sözü Hakan Bey'e bırakayım. Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. Yaklaşık 18 yıllık bir bakım yönetim geçmişim var. Türkiye'deki birçok ismi duyulmuş tekstil, beyaz eşya, hızlı tüketim sektörü gibi üretim firmalarında bakım sorumlusu olarak çalıştım. Elektronik mühendisiyim. Şu anda Mutlaki'de yaklaşık 5 yıldır bakım operasyon grup müdürü olarak görev yapıyorum. Uzmanlık alanlarım arasında TPM, otonom bakım, planlı bakım, profesyonel bakım olarak adlandırabileceğimiz bakım yönetim sistemleri var. Bunun yanında da yine proje yönetimi, makine ekipman alım süreçleri, risk değerlendirme, makine emniyet uzmanlığı gibi uzmanlıklarım var. Bugün kısaca kendi deneyimlerimi aslında biraz bu noktada paylaşıyor olacağım. Umarım güzel bir paylaşım olur.
Sözü Bayram Bey'e vereyim kendisi atmak için. Teşekkürler. Evet, teşekkürler Hakan Bey. Teşekkürler Hakan Bey. Merhaba, değerli meslektaşlarım, sevgili katılımcılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Bayram Yorulmaz. 1978 Tekirdağ Çerkezköy doğumluyum. 1997 yılında özel sektörde beyaz eşya üreten bir şirkette bakım personeli olarak çalışma hayatıma başladım. Yaklaşık 17 yıl boyunca 2014 yılına kadar bakım bölümünde çeşitli görevlerde bulunup 2014 yılı itibariyle iş güvenliği bölümüne makine emniyeti uzmanı olarak geçiş yaptım. Yaklaşık 7 yıl olarak 7 yıldır çalıştığım şirkette makine emniyeti uzmanı ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı belgem de var. Görevim gereği şirketimize alınması planlanan tüm makinelerin projelerine iş güvenliği bölümünden makine emniyeti uzmanı olarak dahil oluyorum. Proje başlangıcında şartname hazırlamadan tasarım gözden geçirme, tedarikçi sahasında ön kabul ziyaretleri ve makine kurulumu sonrasında da son kabul süreçlerini yönetmekteyiz. Bugün ilerleyen zamanlarda sizlerle şartname aşamaları ve makine alım süreçleri ile ilgili bilgilerimizi, tecrübelerimizi elimizden geldiğince paylaşmaya çalışacağız. Bu süreçte ilk webinarımız olduğu için çok detaya girmeden iş güvenliği uzmanı arkadaşların dikkat etmesi gereken genel konulara Hakan Bey'le beraber değinmeye çalışacağız. Umarım hepimiz için faydalı olur diyerek sözü Erhan Bey'e bırakıyorum. Aslında ben de direkt Hakan Bey'e bırakabilirim soru. Bugünkü şeyimize başlangıcı olarak evet alım süreciyle alakalı. Evet Hakan Bey, sözü size bırakıyorum. Teşekkürler tekrar. Ben bugün biraz makine ve ekipman alım sürecinde TPM bakış açısıyla nasıl bir süreç takip ediliyor? İdealde bu şartlarda nasıl bir makine ekipman alım süreci izleniyor? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Döngümüz aslında makine ekipman alım sürecinde bir planlama aşamasıyla başlıyor. Gözden geçirme olarak da adlandırabileceğimiz design review 1, 2, 3, 4, 5 gibi adlandırdığımız ara kontrol süreçlerimiz de var. Ama döngümüzün başlangıcı sahip olduğumuz know-how'u kullanmayla başlıyor. Biz bunu TPM'de MP arşiv olarak adlandırıyoruz. Aslında bakım önleme süreci. Bütün sahip olduğumuz makine ekipmanlarla ilgili, kaizenlerle ilgili yapmış olduğumuz bu database'i kullanarak bir planlama süreciyle başlıyoruz. Bu planlama sürecinin başlangıcı aslında belki de işte Erhan da bahsettiği gibi CAPEX süreçleri, bütçe belirleme süreçleriyle birlikte yeni makine alım kararı ile birlikte fizibilite çalışması, kapasite analizi, bazı işletmelerde yapılıyordur, make or buy analizleri, üretim metotlarının belirlenmesi ve projenin hedeflerinin belirlenmesi ve bunun gözden geçirmesi süreciyle aslında planlama aşaması başlamış oluyor. Sonrasında şartnamelerin hazırlanması gibi izlenilen bir süreç var. Tabii bu şartname hazırlığı bugün biraz daha detayına gireceğimiz bir konu olacak. Burada bahsetmek istediğim asıl nokta benim şartname hazırlama süreci içerisinde katkı sağlaması gereken bölümler neler? Biz bakım yöneticileri veya iş güvenliği uzmanları bu noktalarda nasıl bir katkı sağlıyor. Bunun detayını Bayram Bey biraz daha giriyor olacak. Bu süreçten sonra yani şartnamelerimiz hazırlandıktan sonra gözden geçirmelerin ikinci aşaması yapılmış oluyor. Bundan sonra da satın alma yapılacak firmaların belirlenmesi, işte tekliflerin toplanması gibi süreçler olduktan sonra tedarikçi seçimi ve sözleşme süreçleri başlıyor ve gerekli anlaşmalar yapılıyor. Bundan sonraki fazımız aslında artık tasarım aşamasına geçilmesi. Sonuçta artık anlaştığınız firma sizin için bir makine imal edecek ve bu makinenin tasarım süreci başlıyor. Bu tasarım sürecinin sonunda da gözden geçirme 3 yapılması gerekiyor. Tabii bu detaylı tasarım çalışmalarında yapılırken üretim, kalite, bakım, emniyet konularında iş güvenliği gibi disiplinlerin beklentilerinin değerlendirilmesi söz konusu olmalı. Biz özellikle tasarım aşamasında bu kısımlara çok önem veriyoruz. Ben kendi çalıştığım iş yerlerinde de geçmişte de bu disiplinin bir araya gelerek tasarıma katkıda bulunması aslında birçok ileride yaşayacağımız problemin de önüne geçiyor olacak. Burada işte
kazanılan tecrübelerin de yine MP arşiv ya da işte siz data arşiviniz olarak adlandırabileceğiniz girdilere de katkı sağlıyorsunuz. Makine tasarımı yapılırken kazandığınız bütün tecrübeleri de bir şekilde arşivlemiş oluyoruz. Tabii bu aşamanın sonunda da şartnamelere uyumun kontrolleri yapılarak imalat sürecine doğru bir geçiş söz konusu olmalı ideal şartlarda. İmalat sürecinde de yine izlememiz gereken biraz detaylardan bahsedeceğim. Burada makinenin imalat süreci, makine imalatçısının kendi alanında gerçekleşecek. Dolayısıyla biz eğer mümkünse makine imalatçısının kendi alanında makinesi imal ettikten sonra kurulum yapmasını istiyoruz ki ön kabul süreçleri olarak adlandırabileceğimiz ya da gözden geçirme 4 olarak da kullanılabiliyor. Fabrika kabul testi olarak da adlandırılabiliyor. Bu süreçleri uygulama adına bunu talep ediyor oluyoruz. Bu uygulamanın sonunda da aslında teknik bir raporun hazırlanması ve bu teknik raporda belirlenen üretim, kalite, bakım, iş güvenliği, makine emniyeti kapsamında tespit edilecek uygunsuzluk olabilir gibi noktalar bir rapor halinde imalatçıya sunulup bu problemlerin giderilmesi sağlanıyor ki fabrikamızda sağlıklı bir makine kurulum süreci yaşayabilelim. Dediğim gibi ön kabul protokolünü imzaladıktan sonra da makinenin fabrikaya kurulmak üzere sevkiyatına izin veriyor oluyoruz. Bu noktada kurulum ve test aşamaları geliyor bir sonraki aşamada. Bunu da yine gözden geçirme 5 formu olarak adlandırdığımız kurulumun sonrasında, test sonrasında da bu formun doldurulması söz konusu olabiliyor. Tabii bu süreç esnasında kurulum öncesi fabrikada altyapı işlerinin tamamlanması süreçlerini işletiyoruz. Sonra makinenin fabrikada kurulumu gerçekleşiyor. Kurulumdan sonra deneme üretimleri başlıyor. Ve yine bu deneme üretiminin esnasında da kapasite performans kontrolleri, operasyonel bakımla ilgili, iş güvenliğiyle ilgili gerekli kontrollerin yapılması gündemde oluyor. Ve operatör, bakımcı, kalite kontrolcü eğitimleri bu süreç içerisinde tamamlanıp aslında gözden geçirme 5 sürecini de tamamlamış ve makinamızı seri üretim şartlarına hazır hale getirmiş oluyoruz. Seri üretim ve başladıktan sonra da belli bir periyot sonrası da final kabul ya da site acceptance test ya da fabrika kurulum onayı dediğimiz süreci tamamlayıp aslında makine yaşam döngüsünü resmi olarak başlatmış oluyoruz. Burada seri üretim gerçekleşiyor. Biz gene seri üretim sonrasında işletmemizde bir final kabul yapıp imalatçı ile birlikte kabul sürecini tamamlamış oluyoruz. Özetle benim bu giriş anlamında bahsedeceklerim bunlar. Bu noktada yine farklı sorunuz olursa chat bölümünden sizden alarak cevaplıyor olurum sunumun sonunda diye düşünüyorum. Bu noktada Erhan Bey, sözü evet, Bayram Bey'e bırakabilirim. Evet, Bayram Bey sunumu paylaşacak diye düşünüyorum. Tamam. Hakan Bey, evet, durdurursa sunumumuzu paylaşalım. Aynen öyle. Geldi mi ekran? Geldi. Tamamdır. Peki. Değerli katılımcılar, tekrardan herkese merhaba diyorum. Bugün biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi iş güvenliği uzmanlığının bir dalı olan makine emniyetiyle ilgili size genel bir bilgi vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Burada bugün size bahsetmek istediğimiz kısımlarda makine emniyeti yönetmeliğiyle beraber makinenin tanımı, makinelerle ilgili diğer yönetmelikler nelerdir ve iş güvenliği uzmanı
arkadaşların şartname hazırlaması ve şartname süreçlerinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Tabii bugünkü bu anlatımımızın içinde çok aşırı detaya girmeden genel olarak iş güvenliği uzmanı arkadaşlara bu konuyla ilgili nerelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi vermeyi hedefliyoruz. Çünkü birçok iş güvenliği uzmanı arkadaşımız makine ya da teknik kökenli olmayabiliyor. Bu yüzden dolayı makinelerle ilgili nelere dikkat etmek gerektiği konusunda birçok soru aldık bu webinarı düzenlemeden önce. Bu nedenle ilk önce bu konuya giriş yapıp daha sonrasında ileriki webinarlarda biraz daha detay vermeyi düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere makine emniyeti yönetmeliğimiz Türkiye'de yayınlanmış ve geçerli şekilde uygulanması gereken bir yönetmelik. 2006-42-EC olarak gözüken, Türkiye'de de 2006-42-AT olarak yayınlanmış olan bir yönetmeliğimiz var. Türkiye'deki tüm resmi durumlar, kanunlar, yönetmelikler resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Biliyorsunuz herhangi bir kanunun mecliste onaylanması hemen yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bu konuyla alakalı olan herkesin sorumluluğu haline geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 Mart 2009 tarihli resmi gazetede 2006-42-AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Avrupa Birliği'nin 2006-42-EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmış ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla makine üreten tüm tarafların bu yönetmeliğe uyma zorunluluğu vardır. Birçok kez karşılaşabiliyoruz. Makine üreticileri işte ürettiği makineyle ilgili ya buna C verecek miyiz, yönetmeliğe tabi mi gibi farklı sorularla gelebiliyorlar. Burada C bir opsiyon değil, bir seçenek değil ya da ilave bir aksesuar gibi kullanılamaz. Makine emniyeti yönetmeliğine uygun bir makine tasarlamak, teknik dosya hazırlamak ve arkasından C işareti iliştirmek makine üreticisinin sorumluluğunda bu yönetmelikten dolayı. Burada yönetmeliğe baktığımızda madde 1'de yönetmeliğin amacını açıklıyor. Yönetmeliğin amacı, kırmızıyla işaretlediğim kısım önemli olduğundan dolayı, makinelerin usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında insan sağlığına ve güvenliğine ve duruma göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmeleri ve hizmete sunulmalarını sağlamak üzere hazırlanmış bir yönetmeliktir. Yani bir makinenin öncelikle ne üretmesi gerektiği, girdileri, çıktıları, kaç operatör çalıştığı, üretim zamanı, cycle time'ı, işte çalışılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi birçok konu toparlanıp ardından bir makine üretilmesi gerekiyor. Ve bu üretilen makinenin de uygun şekilde çalıştırılarak, uygun şekilde bakımı yapılarak ve doğru şekilde tasarlanarak çalıştırılması gerekiyor. Yönetmelik bunu bize aslında zorunlu kılıyor. Bize derken tabii ki biz bunun kontrol tarafındayız. Makine imalatçılarına zorunlu kılıyor. Sonrasında da makine tanımı geliyor. Yönetmeliğimizdeki makine tanımına baktığımızda doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışında bir tahrik sistemiyle donatılmış veya donatılması amaçlanmış ilişkili parçaların veya kısımların en az biri hareketli olan sistemlere deniyor. Şimdi burada çok farklı terimler ortaya çıkabiliyor. Neler var karşılaşabileceğimiz ya da karşılaşabildiğimiz? Çalıştığınız işletmelerde, makine alımlarında ya da farklı projelerde ismine makine denmeyen fakat makine tanımına giren birçok ekipman, sistem farklı isimlendirilebiliyor. Bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin alt taraftaki yeşil çerçeveli fotoğrafta göreceğiniz gibi rulo saç alınıp işte şekillendirilip pres hattına verilmesiyle beraber komple bir şekillendirme hattı, metal şekillendirme hattı bir makinedir. 2006-42-AT makine emniyeti yönetmeliğine girer ve tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Ortada kırmızı çerçeveyle gördüğünüz elle sabitleyen basit bir klemp kilit mekanizması var. Birçok yerde görürsünüz bunları. Bunlar elle
tutulur. İşte herhangi bir parçayı sabitlemek üzere kullanılır. Fabrikalarda vardır, atölyelerde vardır. İyileştirme çabaları içerisinde bir süre sonra gerek ergonomik koşullar olsun, gerek risk değerlendirmeleri olsun, farklı sebeplerden dolayı buradaki bu klembin herhangi bir enerji kaynağı kullanarak otomatik çalışması istenir. Yani artık operatör burada bir güç harcamasın, zaman harcamasın, bir buton koyalım, basalım açsın, bassın, kitlesin gibi bir düşünce olur. Baktığınız zaman aslında işlevsel olarak herhangi bir farkı yoktur ikisinin birbiri arasında. Sadece kilitleme yapacak ve açacaktır. Fakat yönetmeliğe göre doğrudan insan veya hayvan gücü dışında bir önceki sistemde elle kapatan kişi insandı. Başka herhangi bir tahrik sistemi yoktu. Fakat buraya bir pneumatik basit bir silindir koyup bu silindirin ucuna bir yön valfi ve o yön valfinin girişine de basınçlı havayı bağladığımız anda bir valf koyduk buraya, bir tane anahtarla bunu açıp kapatıyoruz denilmesine rağmen bu artık bir makinedir. Yönetmeliğe göre aslında makine tanımına uymaktadır. Dolayısıyla burada makineye uygun olarak bir risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesi sonucunda da tespit edilen tehlikelere, risklere göre de önlemler alınması gerekiyor. Tabii ikisinin seviyesi aynı olmayabilir. Bir pres hattıyla örnek verdiğimiz silindirin risk seviyesi aynı olmayabilir. Fakat her türlü risk değerlendirmesi yaparak yönetmeliğe uygun hareket edilmesi gerekiyor. Bu gibi ekipmanlarda özellikle işte farklı isimlendirilebiliyor, aparat denilebiliyor, işte ekipman denilebiliyor, basit bir alet denilebiliyor. Bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Yönetmeliğe göre makine kapsamına giriyor bu sistemlerde. Yönetmeliğe göre makine kapsamına giren birçok sistem var. Fakat makine olarak tanımlanan ama bu yönetmelikte, makine emniyeti yönetmeliğinde kapsam dışında kalan makineler de var. Bunların hepsini tek tek saymayacağım ama özellikle bazıları var. İşte fuar alanlarında ya da eğlence merkezlerindeki ekipmanlar, işte özel olarak nükleer amaçlı tasarlanmış kısımlar, ateşli silahlar, işte yarış amaçlı motorlar, bazı motorlu taşıtlar, römorklar, hava yolu, demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları, denizde hareket eden tekneler, askeri ve polis amaçlı imal edilmiş makineler gibi bazı kısımlar makine emniyeti yönetmeliğinde kapsam dışında kalır. Bunlar ayrı kendi yönetmelikleri ya da ayrı değerlendirmeleri olan kısımlardır. O yüzden bunları geçiyorum. Örneğin çok sorulan sorulardan bir tanesidir. İşte 2695 AT 2014-30 EU olan yeni yönetmeliğe göre işte büro makineleri, alçak gerilim şalterleri, işte bilgi teknolojisi cihazları makine emniyeti kapsamının dışında kalmaktadır. Makine emniyeti yönetmeliğinin ek üçünde CE işaretlemesinin makine üreticisi tarafından nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili net bir görsel vardır. Makine üreten tüm üreticiler yönetmeliği okuduğunda ek 3'te bu ibarenin nasıl olması gerektiğini gayet açık bir şekilde görüyor. Ekranda gördüğünüz gibi çok da düzgün bir şekilde belirtilmiş. Makinenin üstündeki CE işaretini buradaki yönetmelikteki örneğe uygun olarak kontrol edebiliriz. Her gördüğümüz CE harfi peki CE işareti midir sorusu sorulursa maalesef her gördüğümüz CE işareti CE işareti anlamına gelmiyor. Özellikle son zamanlarda birçoğumuzun bilgisi vardır belki. Son zamanlarda karşılaştığımız bir durum Çin'in piyasaya girmesiyle beraber CE'ye alternatif görsel oluşturduğu Chinese Export dedikleri, işte böyle farklı isimlendirdikleri yine C ve E harflerinden oluşan sunumda altta kırmızı çerçeve içinde gördüğünüz değişik farklı CE işaretleri artık ortaya çıkmaya başladı. İlk görünüşte bu CE işareti makinelerdeki işte ilgili yönetmeliğe göre işaretlenmiş görüntüsü oluştursa da maalesef ki arka planında bu işareti makineye iliştirebilmek için gerekli olan yükümlülükleri yerine getirmemektedirler. Ve herhangi bir resmi
sorgulama yapıldığında da CE ile ilgili, makine emniyeti yönetmeliği ile ilgili gerekliliklerin olmadığı ortaya çıkmakta. Ve bununla ilgili sorgulama kısmı da aslında makine tedarikçisinde makineyi Türkiye piyasasına sunan aracı kuruluşta ya da doğrudan dışarıdan makine satın alıyorsak, yurt dışından makine satın alıyorsak, satın alan firmada. Fakat en nihayetinde iş güvenliği uzmanı olarak bizlerin kontrol etmesi gereken 6331 sayılı kanunda belirtilen işverenin uygun makine ve ekipmanın çalışanlara temin edilmesiyle ilgili sorumluluktan dolayı yönetmeliğin kontrolü gerekiyor. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle CE harfinin uygunluğuyla alakalı kısmı kontrol etmek lazım. Bu harfin uygunluğunu dahi düzgün yapamayan bir firmanın makineyi uygun şekilde tasarlayabilmesi soru işareti oluşturacaktır bizlerde de. CE işaretinin makineye iliştirilmesi ve bunun zorunluluğu ile ilgili farklı yöntemler var. Piyasadaki bütün makineler, makine emniyeti yönetmeliği EK4'teki bir grup var. Bunlar işte C tip standartlara sahip olan farklı bir grup. Burada tüm makineler EK4'te yer almadığı için üretici self deklarasyonla kendisi tüm bilgileri belirterek makineyle ilgili teknik dosyayı hazırlayıp üzerine CE işaretini iliştirebiliyor. Bu yönetmelik gereği yapılabilen bir durum. O yüzden burada aşamaları belirttik. Çok detay girmeyeceğim. Ama bilinmesi gereken konu, eğer makine emniyet yönetmeliği EK4'teki bir makine tedarik edilecekse tip onayı ya da bir onaylanmış kuruluştan onay alması gerekiyor. Ardından CE belgesi düzenler. Eğer ki EK4'te yer almayan özel bir makine yapıyorsa, o zaman imalatçı kendisi risk değerlendirmesi yapıp dosyayı hazırlar, tüm gereklilikleri yerine getirir ve CE işaretini ürüne iliştirir. Burada AT uygunluk beyanı ya da işte CE beyanı denilen, beyanname denilen beyannamenin hazırlanma sorumluluğu her halükarda makine üreticisindedir. Makine üreticisinin makineleri üretirken dikkate alması gereken tek yönetmelik makine emniyeti yönetmeliği değildir. Kullanılan makineye göre ya da üretilen makineye göre, makinede kullanılan ekipmanlara göre farklı yönetmelikler de bir makine üzerinde uygulanabilir. Yani bir makinede sadece 2006-42 AT makine emniyet yönetmeliği olacaktır diye bir şart yok. Tüm makinelerimizde ya da birçok makinemizde bir elektrik panosu vardır, elektrik motorları vardır, birçok sistem vardır ve bunlar elektrik sistemiyle kontrol edilir. Elektrik sistemiyle kontrol edilen tüm makinelerde mutlaka yeni güncellenmiş olan 2014-35EU olan alçak gerilim yönetmeliği ya da LVD yönetmeliği denilen yönetmelik uygulanmalıdır. Önceden çok daha fazla yerde karşılaşıyorduk ama şu anda daha kısıtlı yerlerde görüyoruz. EMC denilen elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği de burada bir taraftır. Makinelerimizde basınçlı kaplar, basit basınçlı kaplar ya da işte basınçlı ekipmanlar kullanılıyorsa, basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre ya da basit basınçlı kaplar yönetmeliğine göre alınması gereken tedbirler vardır. Makinelerde basit basınçlı kaplar kullanıldığı zaman herhangi bir yerden tedarik edilip kap, basınçlı tüp, basınçlı kap ya da ismi her ne olursa olsun makineye kurulduğunda yönetmeliğe göre üzerinde işte manometresi olması lazım, aşırı basınç tahliye vanası olması lazım, işte makine mühendisleri odasının ya da ilgili yetkin kuruluşun kontrolü olması lazım gibi gerekliliklerin de yerine getirilmesi lazım. Alınan makinelerimizde kimyasal kullanılıyorsa ve bu kimyasal sıvı gaz, parlayıcı patlayıcı özelliğe sahipse bu sistemlerin içinde mutlaka ATEX değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Yani parlayıcı patlayıcı ortam değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla makine emniyet yönetmeliği kapsamında değerlendirilen bir makinede aynı zamanda ATEX ile ilgili yönetmelik de değerlendirilerek parlayıcı patlayıcı ortam değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Eğer ilgili zonlar belirlenmişse
zonlara uygun elektriksel ekipman ya da zonlara uygun X-Proof ekipman kullanılması gerekiyor. Tek yönetmelik makine emniyet yönetmeliği değil burada. Bunlara da makinedeki tasarım aşamasındaki duruma göre değerlendirip uygulanmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. Ve bu yönetmelikler de aynı şekilde AT uygunluk beyanında belirtilmeli. Yani bunlara atıfta bulunulması gerekiyor. Şimdi bunları belirttikten sonra makine alım süreçleri ve İSG şartnamesinin hazırlanması kısmına bir başlayalım. Hakan Bey de başlangıçta değinmişti. Yeni bir makine alım kararı alınmasıyla makine alım sürecimiz başlar işletmelerimizde. En önemli kısım makine alım süreciyle ilgili karar verilme kısmı. Karar verirken işletmelerde birçok analiz yapılır. Fizibilite çalışmaları yapılır. Bunu da dışarıdan mı alsak, işte yaptırıp alsak, make or buy yapsak daha mı uygundur? Yatırımını yapsak, ROI'si, return of investment daha mı uygun çıkar gibi. En sonunda bir karar alınır. Bu karar makine alım sürecine geçmişse, işletmelerde makine alım süreci başladığında iş güvenliği uzmanının sisteme dahil edilmesi lazım. Bu dahil edilme daha projenin en başında olması gerekiyor. Böyle bir sistem kurulması lazım öncelikle çalıştığımız işletmelerde. Burada makine alacak departman, bölüm, ilgili sorumlu kişi, makinenin genel çalışma şekli, makineden beklentilerle ilgili genel bir şartname hazırlar. Bu genel şartnamenin içeriği değişik türlerde olabilir. Ve bu şartnameyi hazırladıktan sonra sistemde ya da çalıştığımız iş yerlerinde iş güvenliği uzmanlarının bir genel makine emniyeti şartnamesi olması gerekiyor. Bu genel makine emniyeti şartnamesini makine sorumlusunun hazırlamış olduğu teknik şartnameye ek olarak eklenir ve teklif alma süreci başlar. Teklif alma sürecinden sonra tedarikçi seçilir ve tedarikçi seçildikten sonra da tedarikçi şartnameye göre bir tasarım yapar. Alttaki görselde göreceğiniz gibi koli paletleme makinesi üzerinden bir örnek veriyoruz. Makine üreticisi kısa bir konveyör üzerinden gelen kolileri belirli bir sırayla palet üzerine dizip ardından paleti transfer eden bir paletleme makinesi üretecek. Bunu tasarlarken ilk önce makinenin normal çalışma sistemini hazırlayıp konstrüksiyonunu ve mekanik aksamını tasarlıyor. Daha sonrasında çalışma şekli belli olduktan sonra da bu çalışma şekli göz önünde bulundurularak makine emniyet yönetmeliğine göre bir risk değerlendirmesi yapması gerekiyor. Bu risk değerlendirmesi sonucunda görülecek tehlikelere ve risklere göre önlemler alınması lazım. Öncesindeki kısımda herhangi bir önlem bulunmadan sadece proses göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir makineyi risk değerlendirmesi yaptıktan sonra sonrasındaki kısımda göreceğiniz gibi etrafının fensle çevrilmesi, elektrik panosunun konulması, manuel hareketler için elektrik panosunun üzerinde bir enable buton bulunması, giriş ve çıkışında ışık bariyeri konularak yetkisiz tehlikeli alana girişi sınırlandırma ve diğer bakım ya da üretim faaliyetlerinin devam edebilmesi için müdahale etmek amacıyla içeriye güvenli giriş sağlayacak bir emniyet kapısı tasarlanıyor. Genel olarak şartnameye uygun bir şekilde böyle bir tasarım ortaya çıkarılabiliyor. Bunların tamamı üreticinin yapmış olduğu risk değerlendirmesi sonrasında çıkıyor. Fakat bu risk değerlendirmesinde gözden kaçan birçok husus olabiliyor. O yüzden bir tasarım toplantısı yaparak makinenin makine emniyet yönetmeliğine uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığının ortaya çıkarılması lazım. Buradaki sürece bakarsak adımlarda göreceğimiz gibi proje sorumlusu teknik şartnameyi hazırlayacak. Makine emniyeti genel şartnamesi teknik şartnameye ilave edilecek. Sonrasında iş güvenliği uzmanı tasarım toplantısına dahil edilecek. Bu işin ilk başlangıç kısmı ve gelen birçok soruda da işte makinelerdeki değişiklikler, modifikasyonlar, sonradan yapılan iyileştirmelerle ilgili soruların temel kaynağı aslında tasarımsal eksiklikler. İşimizi daha rahat yapabilmek için biz daha tasarımda makineyi uygun
bir şekilde yapılmasını sağlatabilirsek ileriki süreçlerde birçok tehlikeler, riskler ortadan kaldırılmış olduğundan dolayı bu konularla ilgili sorun yaşamayacağız. Fakat gözden kaçırılan riskler ya da tehlikeler ileriki süreçlerde tespit edilirse kurulumdan sonra ve çalışma aşamasında hem bunların giderilmesi için kurgulanacak olan otomasyon ya da diğer önlemler daha maliyetli olacaktır, hem de zaman harcatılacaktır. Bu sebeple biz en ucuz makine tasarımda ortaya çıkar diye söylüyoruz. Birçok kişi de söylüyor aslında bunu. Tasarımda yapılan makine en ucuz makinedir. Tasarımda mutlaka farklı uzmanların gözünden bakmak gerekiyor. İş güvenliği uzmanı birçok tehlikeyi tespit edebiliyor. Risklerle ilgili belirlemeler de yapabiliyor. Fakat önlemlerle ilgili kısımda bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Neden? Çünkü makine tedarikçisi önlemleri almak kısmına geldiğinde çoğunlukla teknik önlem yerine organizasyonel önlem seçmeye çalışabiliyor. İşte buraya uyarı işareti koyalım, elini sokmasın. Buraya uyarı işareti koyalım, girmesin. İşte böyle kullanım kitapçığına bunu yazalım, bunu böyle kullanmasın, buradan tutmasın gibi teknik önlem alınabilecek kısımlara maliyet ya da farklı koşullar sebebiyle organizasyonel önlemler almaya çalışarak buradaki risklerin, tehlikelerin tamamını son kullanıcı olarak bizlere transfer etmeye çalışıyor. Burada makine emniyet yönetmeliğinin ilgili maddelerinde atıfta bulunarak bu tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması için gerekli teknik çözümleri bulmaya gitmek lazım. Hakan Bey de bahsetmişti bu konularla ilgili iş güvenliği uzmanlarının aslında bakım, üretim ve mühendislik bölümleriyle çok yakın dirsek temasında olması gerekiyor. Hem projelerden haberdar olabilmek hem de makinelerdeki risk değerlendirmeleri sırasında teknik çözümleri ortaya koyup beraber çözüm bulabilmek açısından. Teknik çözümlerde daha çok bakım ve mühendislik bölümündeki arkadaşların katkıları bu konuda ciddi derecede faydalı oluyor. Zaten iş güvenliği uzmanlığının getirmiş olduğu bir ne diyelim avantaj da bu çeşit bölümlerle yakın ilişkilerde bulunmak ve sıkı bir şekilde partner olarak çalışmaktır. Tasarım toplantısındaki tehlike risklerin tespitinden sonra makine tedarikçisi yapmış olduğu tasarıma göre aslında ilk önce mekanik çizimiyle beraber elektrik şemaları ve diğer devre şemalarını hazırlayıp buna göre makineyi kurması gerekiyor. Piyasada ya da birçok karşılaştığımız noktalarda bazen sistem şöyle işleyebiliyor. Biz makineyi yapalım, şemayı sonradan çizeriz. Veyahut da sonrasında dokümanları hallederiz, ayarlarız gibi gidebiliyor. Burada da şöyle bir soru işareti oluşuyor. Nereye hangi kabloyu nasıl bağlayacağını ya da hangi valfi nereden kumanda edebileceğini elinde şema olmadan nasıl yapacaksın? Bu yüzden öncelikle makinenin üretimine geçilmeden önce tüm devre şemalarının tabii ki %100 değildir devre şemalarının güncel hali. Taslak olarak da olsa çoğunlukla bitmiş şekilde temin edilmesi gerekiyor. Devre şemalarının teknik olarak kontrol edilmesi lazım. Bu kontroller sırasında iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız mümkünse bakım bölümü çalışanlarıyla beraber, yetkin personel arkadaşlarla beraber makinenin emniyet seviyesine uygun olarak bu şemalar tasarlanmış mı ve bunlarla ilgili yeterli önlemler alınmış mı diye kontrol edip yeterli önlem alınmayan yerler varsa yazılı olarak bir rapor halinde tedarikçiye, makine tedarikçisine bunu iletilmesi gerekiyor. Bu iletim ve haberleşmenin tamamı projede makineyi alma ile ilgili sorumlu olan kişi üzerinden gitmesi en doğru yöntemdir. Makine tedarikçisiyle tek kaynak üzerinden haberleşme yapmak, tek kaynak üzerinden iletişim kurmak, bilgilerin ortak olması açısından doğru bir yöntemdir. Dokümanların ve şemaların kontrol edilmesinden sonra C beyannamesinin taslak halini görmek lazım.
Gerçekten tedarikçi uygun bir CE beyannamesi hazırlayabiliyor mu? Buna bakmak gerekiyor. İleriki slaytlarda uygun CE beyannamesi nasıl hazırlanacak diye bununla da ilgili bilgi vereceğiz. CE beyannamesi hazırlama konusunda da makine üreticilerinin bazılarından belki sizler de rastlamışsınızdır. Sizlere de soru olarak gelmiştir. İşte örnek bir CE beyannamesi bizimle paylaşır mısınız? İşte elinizde varsa bize iletin, biz de ona bakarak bir tane yapalım gibisinden dönüşler olabiliyor. Makine üreticisi eğer CE beyannamesinin içeriğinde ne olması gerektiğini bilmiyorsa makine emniyeti yönetmeliğini hiç okumamış demektir. O yüzden ciddi soru işaretleri oluşur. Örnek bir beyanname isteyen makine üreticisini 2006-42-AT makine emniyeti yönetmeliğine yönlendirip ek 2'deki gereklilikleri karşılayıp ek 3'teki CE işaretini de makineye iliştirmesi konusunda yönlendirmek lazım. Tabii ki bu biraz zaman alan bir süreç. Kolay olmuyor. Birçok yerde yaşayabiliyoruz bunları. Makinenin üretime başlamasından önce bunları netleştirmek gerekiyor. Bu durumlar netleştikten sonra ve dokümanlarla ilgili geri bildirim yapıldıktan sonra makine tedarikçisi kendi sahasında makinesini üretmeye başlıyor. Makineyi ilgili dokümanlara, şemalara, çizimlere göre üretiyor. Ürettikten sonra hazır hale gelmiş olan makinenin tedarikçi tarafında bir ön kabul yapılması gerekiyor. Bu ön kabulde sipariş edilen makinenin gerçekten şartnameye uygun olup olmadığı, istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı ve tasarımda görüşülmüş, daha önce şemaları kontrol edilmiş halde doğru olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek lazım. Birinci aşama. İkinci aşamada tasarımda ya da çizimler üzerinde gözden kaçmış, ilave kurulum sırasında oluşmuş ya da tasarımda net olarak gözükmeden montaj sırasında ortaya çıkmış ilave riskler olabilir. Bu da yine aynı şekilde makine üreticisinin de sorumluluğunda olan risk değerlendirmesinin içeriğinde yer alan bir durumdur. Bunları da tedarikçinin alanında makineyi kontrol ederek tespit edip onlara da önlem alarak makinenin uygun hale getirilip sonrasında sökülerek işletmemize, fabrikamıza kurulmasının sağlanması gerekiyor. Kurulum gerçekleştikten sonra da makine emniyeti yönetmeliği ek 7'de belirtilen dokümanları vardır. Teknik dosyası vardır. Her makinenin üretici tarafından hazırlanması gereken ve makine üretiminden itibaren 10 yıl boyunca saklanması gereken dokümandır bu. Bu dosyayı hazırladığı zaman makineyle ilgili yönetmelik gerekliliklerini yerine getirdiğini ve bunu yerine getirdiğine dair bir beyanname hazırladığını ve bu beyannameye istinaden de makineye CE işaretini iliştirdiğini beyan eder. Olması gereken bu. Makine Emniyet Yönetmeliği ek 7'deki belgelerle ilgili kısımdan makine tedarikçisinden gerekli belgeleri talep ederek bunların içinde ileride de değineceğim. Pardon. Dokümanlarla ilgili kısmı temin ederek son kabulü yine aynı şekilde sahamızda yapmamız gerekiyor. Bir şartnamenin içermesi gereken başlıklarla ilgili bazı açıklamalar yaptık. Bunlar makine emniyeti ile ilgili genel şartnamelerde olması gereken tavsiyelerimizdir. Bunlarda neler var? İşte öncelikle kapsamı bildirmek lazım. Bu şartname 2006-42-AT makine emniyeti yönetmeliğine giren tüm makineler için geçerlidir gibi. Şartnamenin kullanılması ve kabul aşamaları kısmında burada görülen görsel kullanılabilir. Bu şekilde bir iş akış şekli hazırlanması lazım. Gerekli belgelerde makine emniyet yönetmeliği ek 7'deki belgeler baz alınarak işletmemize özgü farklı taleplerde olursa onları da ekleyerek belgeler şartnameye yazılmalıdır. Bu belgeleri şartnameye yazdığımızda daha işin başında makine tedarikçisinden bunu istemiş ve talep etmiş oluyoruz. Daha sonrasında da bazı teknik gereklilikleri açıklamak gerekiyor. İşte CE düzenlemesi, CE neye göre düzenleniyor? İşte
yönetmeliğini, ilgili ek 2 olduğunu, ek 3 olduğunu bunları bildirmek gerekiyor. Makinedeki diğer teknik kısımlarla ilgili işte çalıştırma, durdurma sistemleri nasıl olmalıdır? Elektrik paneli ve sistemi varsa ilgili yönetmelik ve ilgili standart açıklanmalıdır. Burada topraklama bağlantıları, işte mekanik koruyucular, hidrolik ekipmanlar, pnömatik ekipmanlar gibi genel enerji kaynaklarının da olduğu elektrik, hidrolik, pnömatik sistemlerin tasarımıyla alakalı değinmek gerekiyor. Tabii bunların altında birçok detay var. Elektrik paneli sistemleri deyince LVD yönetmeliği işin içine giriyor. Aynı zamanda da Türkiye'de de kullanılan EN60204-1 makinelerdeki elektrik sistemlerinin tasarımıyla alakalı standardımız var. Makinedeki mekanik koruyucularla ilgili EN3857 diye bir standardımız var. Buna atıfta bulunmak lazım belki. Hidrolik ekipmanlarla ilgili EN4413, pneumatikle ilgili EN4414 standartları var. Tabii bu standartları makine üreticilerinin normal koşullarda bilmesiyle ilgili beklentimiz var. Ama çoğunlukla bu konuda biraz geriden takip edebiliyorlar. Bizlerin bunları kontrol edebilmek için onlardan bir adım önde olmamız gerekiyor. Diğer kısımlara baktığımızda fonksiyonlara giriliyor. Fonksiyonlarda güvenlik fonksiyonları neler vardır? Durdurma cihazları, işte acil stop butonları diye nitelendirilir. Her makinede bir acil stop butonu olacak ya da her operasyon bölgesine bir acil stop butonu konumlandırılacak. İşte bununla ilgili standardı EN3850'dir gibi. Emniyet kapı şalterleri, kapı şalterleriyle alakalı bilgi vermek gerekiyor. Yeni standartta kapı şalterleriyle ilgili ciddi değişiklikler olmuştu. Emniyet paspasları, alan tarayıcıları, çift tel butonları gibi bazı fonksiyonları bildirmek lazım. Bunlarla ilgili genel çerçeveleri çizmek gerekiyor. Detayları makine emniyeti şartnamesinden genel çerçeveyi çizdikten sonra genel şartnamesine ilave ek olarak da istediğiniz şekilde açıklayabilirsiniz. Çalışma alanları ile ilgili çalışma yeri, aydınlatma, emisyon atıklar derken işte aydınlatma standardına göre belli aydınlatma seviyeleri olması gerekiyor. Emisyon atıklarda gürültü, makinelerin çıkarmış olduğu gürültü ve bu gürültü ölçümüyle ilgili mutlaka ilgili gürültü yönetmeliğine atıfta bulunmak lazım. Biliyorsunuz biz makineleri alırken makinelerin gürültü seviyelerini de dikkate almak zorundayız. İş güvenliği uzmanı olarak makinelerin gürültüsüyle beraber çalışanların bulunduğu ortamdan da sorumluyuz. Yani çalışanların gürültü ölçümünde, ortam ölçümünden sorumluyuz. Yönetmelik bize 80 desibelde başlayacak bir limit koymuş. 85 ve 87 desibelimiz var. İki tane 80 desibel makine alıp yan yana koyduğumuzda 83 desibel ortam oluşturuyoruz. Bir tane daha 85 desibel, 80 desibel makine koyduğumuzda 84'lere kadar çıkabiliyor bu. Yani 3 tane makineyi koyduğumuzda 85 desibele yaklaşıyoruz. Bu yüzden dolayı da riskli bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada mutlaka yönetmelikle ilgili atıflarda bulunup gerekirse belli değerleri şartnamede daha aşağıda tutmakta fayda olabiliyor. Daha sonrasında makinelerdeki platformlar, merdivenler, basamaklar bunlarla ilgili de açıklamalarda bulunmak gerekir. Ve ergonomik değerlendirme. Tabii ki operatörün çalıştığı iş ve yaptığı işlemler ergonomik olmalıdır. Bunu daha tasarımda belirlemek lazım. O yüzden bir ergonomi değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Bunun içinde farklı tool'lar var. Hesaplama yapan farklı sistemler var. Bunları kullanarak daha en başında sistemi ve makineyi ergonomik olarak tasarlamak doğru yöntemdir. Ergonomi değerlendirmesi yapılmadan tasarlanmış bir makinede daha sonra ergonomi çalışması yapmak gerçekten çok zor olacaktır. Bu hepimizin tecrübe ettiği bir durumdur büyük ihtimalle. Makine üreticilerinden talep etmemiz gereken dokümanlar arasında sıralanmış olanlar göreceğiniz gibi birçok doküman var. Bu dokümanları talep etmemizdeki dayanağımız 2006-42 AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek 7'deki makineler için hazırlanacak teknik dosyanın içeriğidir. Ve makine üreticisi makinesine CE veriyorsa buradaki dokümanları
hazırlayarak bir dosya haline getirmesi gerekiyor ve 10 yıl boyunca saklaması gerekiyor. Burada neler var? İşte C beyannamesi var. Zaten makineye uygunluk veriyorsa C beyannamesini hazırlamış olması gerekiyor. Bu olmazsa olmaz bir durum. Makinelerin emniyet fonksiyonlarının gösterildiği çizim. Bu her koşulda size faydası olacak bir durumdur. Makinenin emniyet fonksiyonları nerededir? İşte acil stop butonları nerede? Fensler nasıl yerleştirilmiş? Emniyet kapıları nerede gibi? İşte teknik şemaları, elektrik, hidrolik, pneumatik, programlanabilir emniyet piyasası ya da emniyet rölesi kullanılması durumunda emniyet rölesinin programlanabilir kısmının programı ya da emniyet piyasasının emniyet kısmının programının PDF olarak çıktısını alıp arşivlemek gerekiyor. Daha sonra farklı şekillerde servis hizmeti verip emniyet sistemi üzerinde habersiz değişiklik yapılırsa bununla ilgili karşılaştırma yapabilmek açısından elimizde olması gerekiyor. Türkçe kullanım bakım güvenlik talimatı. Buna biraz değinmek istiyorum. Eğer ki yurt dışından makine alıyorsak çoğunlukla firmalar Türkçe kullanım bakım kitapçığı vermiyorlar. İngilizce verdiklerini söylüyorlar. Türkiye'nin de işte Avrupa Birliği'nde olmamasından dolayı böyle bir zorunluluk olmadığı gibi söylentiler olabiliyor. Rastlamış olabilirsiniz. Türkiye Avrupa Birliği'nde olmasa da Gümrük Birliği kapsamında üye olduğundan dolayı makine emniyeti yönetmeliğinin guideline'ı vardır. İnternetten erişebilirsiniz. Guideline'da bölgesel diller der. 2006-42 AT makine emniyeti yönetmeliğinin geçerli olduğu ülkeler ve bölgesel diller içinde Türkçe vardır. Dolayısıyla Türkiye'ye makine üreten yabancı bir firma Türkçe kullanım bakım kitapçığı temin etmekle yükümlüdür. Bu zaten olması gereken bir durum. Bu yüzden dolayı ilave herhangi bir talepte bulunamaz ya da Türkçe kullanım bakım kitapçığı vermiyorum diyemez. Zorunluluğu makine emniyeti yönetmeliği kullanım kitapçığından görebilirsiniz. Makine üreticisi EN ISO 12100 makinelerde risk değerlendirmesi standardına göre risk değerlendirmesi yapması gerekiyor. Burada risk değerlendirmesi sonucunda artık riskler kalmış mı? Veyahut da hangi riskler görülmüş, hangi risklerde neler tedbir olarak alınmış bunları gösteriyor. Bizim son kullanıcı olarak buradaki risk değerlendirmesini görmemiz ve kalan artık risklerin nasıl yönetildiğini ve hangilerinin bize transfer edildiğini görmemiz için bu değerlendirme raporunu görmemiz lazım, bakmamız gerekiyor. Birçok üretici bununla ilgili know-how içerdiğini ya da vermesiyle ilgili şirket kararı olduğunu, işte vermeyeceğini belirtebiliyor. Hiçbir yasal yönetmelikte ya da yasal mercilerde risk değerlendirmesinin makineyi kullanacak kişiye verilmemesiyle ilgili bir madde yok. Onların herhangi bir resmi dayanağı olmadığından dolayı risk değerlendirme raporunu tedarikçiden şartnamemizde yazdık, bunu istiyoruz diyerek isteyebiliriz. 7. maddede konuşmamızın başında aslında değinmiştik. Makinelerdeki emniyet sistemleri, kumanda sistemleri, işte daha çok bakım ve mühendislikle kontrol edilen kısımlar, elektrik şemaları, pneumatik hidrolik şemalar. Bunların makinenin emniyet performans seviyesine göre tasarlanmış olması gerekiyor. Peki bu tasarımı doğru olduğunu nasıl bilebileceğiz? Öncelikle dokümanların tamamını kontrol etmek gerekiyor. Ciddi bir iş yükü, ciddi bir iş, iyi bir efor ve bilgi gerektiriyor. Bunu yaparken de çok dikkatli bir şekilde değerlendirme yapmak lazım. Ayrıca makinelerdeki ilgili performans seviyesini makine üreticisiyle belirledikten sonra bunun gerçekten istenilen performans seviyesine ulaşıp ulaşmadığını gösteren bir rapor hazırlamasını istemek gerekiyor. Bu da EN ISO 13849-1 makinelerdeki kumanda sistemlerinin güvenliğiyle alakalı standardın uygunluğu raporu. Makinedeki emniyet performans seviyesini üreticiyle belirledikten sonra bu raporu ondan istemek lazım. İlerideki slaytlarda değineceğim buna da. Makinenin üzerinde alan tarayıcı ışık bariyeri gibi ESP cihazları kullanılıyorsa bunların güvenlik mesafe hesabı olması gerekiyor. Alan tarayıcı ve ışık bariyerlerini sadece layout'a
bakarak ve burası uygun diyerek yerleştiremiyoruz. Alan tarayıcı ve ışıkma değerlerini 13.855 standartında verilmiş bir formüle göre hesaplayarak ya da ESP ölçümü yaparak aynı zamanda da ENS 13.857 standartındaki tablolara bakarak tasarlayıp yerleştirmek gerekiyor. Bu hesaplar olmadan yerleştirilmiş olan ışık bariyeri ya da alan tarayıcının gerçek bir emniyet sistemini karşıladığını bilemeyiz. O yüzden bu hesabın olması lazım. Elektrik panolarımız varsa elektrik panolarımızın LVD yönetmeliğine göre düzenlenmiş bir testi olması lazım. Yüksek gerilim testi, topraklama, izolasyon gibi LVD testi yapılarak bunun uygun halde tasarlandığını ve uygun halde üretildiğini raporlanması lazım. Şimdi CE beyannamesinin istenmesiyle ilgili konuda karşılaşmış olabilirsiniz. Özellikle değinmek istedik. Tip onayı veya sertifika isminde bir belge gönderilir. Firma biz CE'ye veriyoruz. CE'ye zaten hani danışmanlık alıyoruz ya da bir firmadan bu konuyla ilgili denetleniyoruz. Ve onun belgesi var deyip uygunluk onayı, tip onayı, sertifika, işte CE sertifikası gibi farklı isimlerde belgeler gönderilebiliyor. Bu belgeler gönderildiğinde öncelikle makinenin seri numarası ve makine üreticisinin ismi var mı bu belgede ona bakmak lazım. Çünkü CE beyannamesinin düzenleme sorumluluğu makine üreticisindedir. Bu tip belge geldiğinde lütfen en alt tarafındaki açıklama kısmında son cümleye dikkat edin. Orada şöyle bir açıklama vardır. Bu onay üreticinin uygunluk beyanı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz der. Dolayısıyla bu belgeyi alan üretici bu belgeye atıfta bulunarak uygun şekilde değerlendirme yapıp mutlaka AT uygunluk beyanını kendisi düzenlemesi gerekiyor. Bu uygunluk sertifikasını veya tip onayını sadece size iletmesi makineye CE belgesi düzenlediği anlamına gelmiyor. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Mutlaka bu alttaki açıklamaya bakmak lazım. Bir CE beyannamesi nasıl düzenlenmelidir? İşte örnek gönderir misiniz sorusu geldiğinde mutlaka ilgili makine emniyeti yönetmeliğindeki ek 2'ye gönderip beyanlarda bir A kısmındaki tamamlanmış makine uygunluk beyannamesini vermesini istemek lazım. Ek 2 1B'de de tamamlanmamış makine CE beyannamesi vardır. Ek 2 1B'ye göre beyanname hazırlanırsa burada bir eksiklik var demektir. Detay bir kısım. Burada makine emniyet yönetmeliği ek 2 1A'ya uygun bir beyanname hazırlanması lazım. İçerik sol tarafta görüyorsunuz. Zaten yönetmelikte de bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun içeriğinin olması gerekiyor. İşte AT uygunluk beyanı, CE işareti, makine üreticisi, üreticinin adresi, işte tanımlaması, ilgili yönetmeliklere, standartlara atıf, makinenin seri numarası. Bir de teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan kişinin adı ve adresi der. Buradaki teknik dosyayı hazırlamakla yetkili kişinin adı ve adresi toplulukta yerleşik olan bir kişinin Türkiye'de veya toplulukta yerleşik olması gereken kişinin. Bu neden böyle diye soracak olursak bazı üreticiler Türkiye'de makine üretmiyor ya da Avrupa'da makine üretmiyor. Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla Çin'de, işte Kore'de, farklı yerlerde makine ürettirebiliyorlar. Fakat bu tasarımın tamamı Avrupa'da yapılıyor. Yani ilgili Avrupa yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak tasarım yapılıp makinenin üretimi farklı ülkede yapılabiliyor. Dolayısıyla burada bu koşullarda makinenin teknik dosyasını hazırlamakla, derlemekle yetkili kişinin adı ve adresi belirtilmeli. Adresi de mutlaka Türkiye'de ya da Avrupa'da olması gerekiyor. Bu da yurt dışından makine alırken dikkat edilmesi gereken bir durum. Emniyet fonksiyonlarının görünüşüyle alakalı layout kısmında da farklı layoutlar hazırlanabilir. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu layout da olabilir, yerleşim de olabilir. Sağ tarafta gördüğünüz gibi DVG formatında ve üzerinde işaretlenmiş şekilde de olabilir. Bunları da mutlaka dosyada tutmak lazım. Emniyet fonksiyonlarının hesabıyla alakalı kısım ENIS 13849-1'e göre
Pascal ya da Sistema denilen iki tane yazılım var şu anda. Bir de Siemens Safety Tool çıkartmaya başladı. Daha çok yaygınlaşmadı ama muhtemelen yakında onu da görürüz birçok yerde. Pascal'da göreceksiniz Target PL der. Hedef olarak belirlenmiş performans seviyesi D seçilmiş. Achievement PL der. Achievement PL. Orada da D ya da E ise ilgili emniyet fonksiyonu hesaba göre istenilen seviye Target Achieved der. Ulaşmış der. Eğer burada Achieved PL kısmında D haricinde C, B ya da A çıkarsa o zaman Target Not Achieved der. Burada demek ki o fonksiyon doğru şekilde yapılmamış ve doğru hale getirilmesi gerektiğini anlarız. Sistemada da aynı şekilde Required PL der. Burada aynı şekilde PLD olarak seçilmiş. Reach PL, orada da D çıkmış ve statüs yellow ya da green olarak açıklanıyor. Burada yellow ya da green çıkmışsa, performans seviyesi D'ye ulaşmışsa ilgili sistemin doğru tasarlandığını görmüş oluyoruz. Bu bir teknik argüman. Bazen emniyet seviyelerinde farklı yorumlar olabiliyor. Teknik argümanla bu yorumların önüne geçiyoruz. 13.855 standardına göre ışık bariyerleri ya da alan tarayıcıların hesaplanarak yerleştirilmesi mutlaka bu standarda uygun olması gerekiyor. Sol tarafta teorik hesap yapılması için gerekli olan formülasyon verilmiştir. Sağ tarafta da formül hiç kullanılmadan doğrudan makine üzerindeki duruş süresi ESP cihazıyla ölçülerek uygun seviyeye çıkartılmıştır. Burada hesaptan çıkan ya da ölçüm sonucunda çıkan mesafeye uygun uzaklıkta, tehlikeli mesafeye uygun uzaklıkta yerleştirilmesi gerekiyor ESP cihazının. Güvenlik tasarımında önceliklendirmeler, fiziki muhafazalar, koruyucu cihazlar tarafında gider. Bu üreticinin sorumluluğundadır. Tüm tehlike ve risklere karşı önlem alıp fiziki muhafaza ya da koruyucu cihazlarla bu tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Daha sonrasında kişisel koruyucular, yasaklar, talimatlar ve bizim sorumluluğumuzda da olan denetlemeler vardır. Aynı zamanda işverenin de sorumluluğundadır denetleme. Bunların yapılması lazım. Bu çok sık gördüğünüz bir görseldir. Bu görselde üretici normal koşullarda minimum sağlık güvenlik koşullarını sağlamakla yükümlüdür burada. Fakat ticari kaygılardan ya da farklı sebeplerden dolayı üretici tüm teknik tedbirleri almadan şu bölgede üretimindeki tasarımı sonlandırabilir. Bizim tespit etmemiz gereken kısım aslında şuradaki bölgedir. Bu bölgeyi aslında konuşuyoruz. Yani üreticinin yapması gereken ama teknik tedbir almadan bizlere son kullanıcıya transfer ettiği kısım. Biz bu kısmı tespit edip tasarımda daha bu kısımlara müdahale ederek teknik tedbirleri de alırsak mümkün olduğunca riskleri, tehlikeleri bertaraf ederek bir makineyi sahamıza getirmiş olabiliriz. Daha sonrasında makine geldikten sonra da çalışanlarımıza eğitimler, yine uyarı levhalarımız, talimatlarımız ve manipülasyonlara karşı kontrol denetim olması gerekiyor. Ne kadar emniyetli makine getirsek de üretim sahalarımızda görüyoruzdur. Bununla ilgili kısımları manipülasyona çok açık durumlar gerçekleşebiliyor. Biz teknik tedbirleri alsak da çalışanların davranışlarını da bu şekilde yönetmemiz gerekiyor. Diyorum, bazen böyle tek nefeste başladığımda saatlerce konuşabiliyorum. Sunumun sonuydu burası. Burada sözü tekrar Evet. Erhan Bey'e bırakacağım. Evet, Bayram Bey, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Detaylı bilgiler için soruları geçeceğiz. Sorular oldu bir yandan. Bir yandan da benim ekleyeceğim bir şey var. Hani biraz sürekli makine imalatçıları tarafında olduğumuz için bir yandan da hani bulunduğum görevde bize ne zaman bir sistem analizi, Pascal analizi dediniz ya da belli şeyler var böyle turnusol kağıdı gibi hani bir şey sorulduğunda anlayabiliyorsunuz yani bir sisteme bir belge soruyorsa bir makineci demek ki ya global bir son kullanıcıya bir makine satın sürecine girmiş çünkü bu bahsettiğiniz bütün nasıl diyeyim safhalara girilmiş ya da dediğim gibi gerçekten emniyetli makine imal etmek istediği için makine imalatçı bu tarz konuların peşine düşmüş oluyor. Genelde bizim sıkıntımız şu, genel tarafta biz gidip makine emniyeti tarafında bilgilendirdiğimizde ya Erhan Bey çok güzel diyorsunuz da ben emniyetli yaptığımda makine pahalı bir makine oluyor. Rakibim aynı şekilde daha aynı makineyi emniyet tedbirlerini çıkararak daha uygun imal edebiliyor.
Bu sefer o tercih ediliyor. Ben ekmek yiyemiyorum gibi. Makine imalatçı tarafında da sıkıntılar var. Aslında bunu çözecek konu bugün işlediğimiz konu. Şartname tarafı. Herkesin eşit şartlarda teklif vermesi ve yarışması gibi konular. Elma ile elmayı kıyaslamak açısından şartnameyi doğru hazırlayıp buna göre teklif almak en doğru başlangıç oluyor. Kesinlikle öyle. Bir de anketimiz vardı. Bir anketimiz soru şuydu aslında. Zeynep Hanım sağ olsun bizlerle paylaştı. Hizmet sağladığınız firmalarda yeni makine satın alma süreci başlamadan işveren veya işveren vekilleri siz İSG profesyonellerinin fikrine, bilgisine başvuruyor mu diye bir anket yaptık. %24 evet çıktı. %64 hayır çıktı. %12'de işveren veya işveren vekilinin İSG çalışmalarına bakışı ile değişkenlik gösterebiliyor demiş. Sizlerin de Hakan Bey ile Bayram Bey'in de yorumunu alırız bu konu hakkında. Ben sadece ufak bir şey ekleyeceğim. Ben her zaman söylüyorum makineyi satın alınca bütün riskleriyle beraber satın alınıyor makine ve gerçekten satın alındıktan sonra çok çok daha masraflar ediliyor. Bayram Bey çok güzel bir şey söyledi. En ekonomik makine, tasarım aşamasında müdahale edilen makine dedi. Ve Hakan Bey'in de yine tasarım konusunda yorumları oldu. Bilmiyorum bu konu hakkında yorum yapmak ister misiniz anket konusunda? Anket konusunda aslında şunu söylemek istiyorum. Burada iş güvenliği, hani benim title olarak bir iş güvenliği uzmanlığı title'ım yok. Ama sahip olduğumuz tecrübeler iş güvenliği uzmanları bu noktada işveren veya işveren vekillerini ikna etmede biraz daha çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu anlattığımız yani bu webinar çerçevesinde işlediğimiz konuya iş güvenliği uzmanları genel çerçeve anlamında ne kadar hakim olabilirlerse işvereni de ikna etme ya da sadece işveren değil işte birlikte çalışacakları bakım departmanı gibi kalite departmanı gibi üretim departmanı ya da yatırım departmanı gibi departmanları da yanlarına almaları çok daha kolay olacaktır diye açıkçası çerçeveyi çizmek isterim. Evet. Sorulara da geçebiliriz yavaştan. Sorularımız var çünkü. Bakalım. Ben ilk soru Esma Hanım bir soru sormuştu. Makine alımı ve uygulamada iş hayatınızda makine emniyeti alımında yaşadığınız önemli anekdotlarınız var mı? Paylaşabilir misiniz? Aslında çok var. aklıma ilk geleni ben paylaşmak istiyorum. Belki Bayram Bey de şey yapacaktır. Genelde hani ucuz makine alma eğilimi olur. Özellikle de iş güvenliği bakış açısının zayıf olduğu bir işletmede makine alımında ilk öncelik verilecek şey zaten rakam oluyor maalesef. Bir tane küçük bir paketleme, elle paketleme makinesi alınmıştı. Çin menşeli bir makinaydı. Eski çalıştığım firmalardan birinde. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman için 15.000 TL gibi bir makine ile gelmişti. Tabii makine geldikten sonra baktık, tabii makine geldi, baktık bir sürü üzerinde iş güvenliğiyle ilgili aslında ekipman eksiklikleri var. İşte üzerine ışık perdesi koymak, çift tel buton koymak gibi böyle aksiyonlar hemen iş güvenliği birimiyle birlikte değerlendirmiş olduk. Aslında sürecin içerisine ne bakımcı ne de iş güvenliği biriminin katılmamasından kaynaklanan bir emniyetsiz makine alımı durumu söz konusuydu. Yani biz o makine bedeli kadar üzerine emniyet ekipmanları ve donanımı eklemek zorunda kaldığımızı söyleyebilirim. Yani unutmadığım hatıralardan birisidir. Yani bu konuda çok fazla anım ve hatıralarım var. Anlatmak için bu kadar zaman yetmez. fakat birkaç tanesi örneğin Türkiye'den bir makine alımı için şartname gönderdiğimizde yurt dışındaki bir firma bir teklif gönderdi ve sonrasında işte C'ye vereceğini bildirdi. Tüm gereklilikleri karşılayacağını bildirip teklifi verdi ve ihaleyi kazandı. Dokümanları istedik. Elektrik şeması, işte diğer tüm gerekli dokümanları. Beyannamesini gönderdi, elektrik şemasını gönderdi. İncelediğimizde şemanın aynı Hakan Bey'in demiş olduğu gibi eksik güvenlik sisteminin ilgili emniyet seviyesine uygun olmadığını tespit ettik. Firmaya bununla ilgili yazılı dönüş yaptık.
firma burada ne olması gerektiğini sordu. Onlar da aynı şekilde dönüş yaptığında. Biz de makine emniyet yönetmeliğinde ve ilgili makinenin C tip standartta belirtilmiş emniyet seviyesine uygun olması gerekiyor diye yazıp bir cümle geri dönüş yaptık. 5 dakika sonra uygun makine tasarımını tüm şemalarıyla, çizimiyle beraber maille döndüler. Yani ellerinde iki çeşit makine çizimi var, tasarımı var. Bir tanesi işte 3. dünya ülkelerine ya da farklı ülkelere gönderdikleri, bir tanesi de Avrupa içine sattıkları. Türkiye'den bir talep geldiğinde doğrudan işte emniyet fonksiyonları olmayan teklif gönderebiliyorlar. Ya da yurt dışına gittiğimizde makine emniyetiyle ilgili İtalyan bir firmaydı. Danışmanlık aldığı halde C işaretini dahi düzgün şekilde gösterdiğimiz gibi yönetmeliğe uygun olmadan işaretlediğini ve makinenin üzerinde eksik olduğunu anlatmaya çalıştık. Yaklaşımları şu şekildeydi. Hani biz sizin yaşınız kadardır bu makineleri üretiyoruz. Hani bu makineyi dünyanın dört bir tarafına sattık. Hani Türkiye'den gelip bu makineyi bize nasıl yapacağımızı anlatacak mısınız gibi. Yani çok şeyler var. Bu durumlardaki tartışmaları biz karşılıklı olarak işte o firmada böyle, burada böyle gibi durumlara çekmek istemiyoruz. Ya da işte dünyanın işte 30 ülkesine makine satılmış kısmında tartışma ya da bir karşılıklı çatışma ortamı oluşturmak istemiyoruz. Biz daha çok bu gibi durumları teknik mecraya çekmek için uğraşıyoruz. Ne diyoruz? İşte bu işin bir yönetmeliği var, standardı var. Yönetmelik bu, standartta belirtilenler bunlar. Lütfen bununla ilgili standartta yaptığınız uygulamanın uygun olduğunu gösterebiliyorsanız gösterin. Gösteremiyorsanız bu standart bizim için geçerlidir, yönetmelikte de budur deyip bu tartışmaları teknik mecraya çekmeye çalışıyoruz. Böyle çok fazla anım var ama genel olarak bunlardır. Bana da çok oluyor. Yani bizim firmanın yurt dışındaki temsilcileri, Türkiye'ye bir makine gönderiyoruz, herhangi bir C'ye ya da bir şeye gerek yok değil mi diye. Direkt soru böyle geliyor ama 2006-42 EC neyse ATD o aslında. Bayram Bey sunumunda paralel olarak göstermişti. Ya bir de bizde şey gelen otomotiv sektörünün şartnameleri gerçekten bu konuda sağlam şartnameler olan otomotiv sektöründe firmalar var. Genelde bu Hakan Bey ile Bayram Bey'in anlattığı şeyler hesaba katılmadan teklif verilip en son makine teslim edilirken sonradan ortaya çıkınca gerçekten bir hat veya makine ücreti çıkabiliyor. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. O konularda biz çok şey yaşıyoruz diyeyim. Esma Hanım'ın bir sorusu daha vardı. Rehberden bahsetmişti. Sonradan paylaşıldı. Ben en son gönderecektim ama A. Doğruk paylaştığı şey, evet, makine emniyet yönetmeliğinin guideline'ın rehberi. O link, doğru bir link. Orayı da kullanabiliriz. Zeynep Hanım'ın bir sorusu var. İş güvenliği uzmanlarının, benim de karşılaştığım bir sorun. Yeni makine alımında bize danışmayı ihmal edebiliyorlar. Maliyet hesaplamaları yükselebilir kaygısıyla. Bu sorunla ilgili bize önerileriniz neler olabilir? Ben cevap vereyim isterseniz. Tabii ki ben iş güvenliği uzmanlığımla beraber makine emniyeti uzmanlığı da yapıyorum çalıştığım şirkette. Buradaki makine alım süreçlerinde iş güvenliği uzmanlarını dahil etmemeyle ilgili kısım birçok yerde yaşanabiliyor. Haklısınız. Özellikle işte yani çok detaya girmek istemiyorum. Patron fabrikalarında ya da OSGV üzerinden sınırlı zamanla iş güvenliği uzmanlığı danışmanlığı alınan yerlerde daha çok rastlıyoruz bu. Maalesef ki sektörümüzün gerçeklerinden birisi. Fakat burada önemli olan noktalardan bir tanesi ikna etmemiz gerekiyor. Kimi? Öncelikle yönetimi. Yönetimi ikna etmek için bazı argümanlar kullanmamız lazım. İşte uygunsuz makine alındığında iş kazası yaşama durumunda neler maliyeti olacak? Bu maliyetin önlenmesi için gerekli olan nelerdir? Bunları ortaya koyarak yönetimi ikna etmemiz gerekiyor. Yönetimi ikna etmeden makine alım sürecini bu şekilde yürütmenin uygun olduğunu, çalışanları ve işin devamlılığı açısından doğru yöntem olduğunu anlatmadan devam etmek zor olur. Hakikaten çok zaman harcatır ve efor harcatır. O yüzden bir iş kazasının özellikle dikkat edilmesi gerekenler, hani birçok yerde karşılaşıyoruz, biz de görüyoruz preslerde
Uygun şekilde işte ışık bariyeri kullanılmaması, çift tel kullanıyorlar ama yan tarafta makinenin arkası açık, presin arkası açık gibi. Bu gibi durumlarda uzun kayıplı kazalar yaşandığında prestij ve maliyet açısından çok daha fazla harcamalar olacağını ve bunlarla ilgili üretim kayıpları ve diğer kısımları da anlatarak ikna etmek lazım. Bir davranış değişikliği gerektiriyor. Hemen bir anda olmuyor maalesef çalışma hayatının gerçeği. Fakat işimizin de bir tarafı olan insan hayatına dokunuyoruz. Çalışanlarımızın hepsi değerli. Hepimiz değerliyiz. Her biri bir aile ferdi. İşe nasıl sağlam geldiyse evine de öyle aynı şekilde sağlıklı gitmesi gerekiyor. Bunu anlatarak işvereni de ikna etmemiz lazım. Zaman konusunda tamamen buradaki durum işveren ve iş güvenliği uzmanının arasındaki iletişime bağlı. Yani bu konuyla ilgili söyleyebileceğim bu kadar. Aynen öyle. Evet, aslında 6331 sayılı kanun da bunu destekleyici nitelikte maddeler içeriyor. Bu noktada bu argümanları kullanmak lazım. Aynen öyle. Vedat Bey'in bir sorusu var. Bayram Bey, sizin 16. slayttaki figürde son kabul aşamasındaki fazlar hakkında Vedat Bey'in sorusu var. CAM, RAM doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Raporlarını açar mısınız diye bir soru gelmiş Vedat Bey'den. 16. slaytta yanılmıyorsam evet. Son kabul aşamasında. 16. slaytta son kabul aşamasındaki dokümanlar. 16. Evet. slaytta şeyler vardı. Performans emniyet seviyeleri. Aslında şeyi soruyor. CAM ve RAM raporlarını. Evet. Confirmity Assessment ve Risk Assessment'ın şeyleri, kısaltmaları tamam. Onlar. Evet. Bayram Bey'in şimdi tamam. Şimdi anladım. Tam şey yapamadım. Bir soru daha vardı sanırım onunla ilgili işte risk değerlendirmesi yöntemi önerebilir misiniz gibi bir soruydu. Ekranda alt köşede gördüm geldiği anda. Makine şimdi, risk değerlendirme için önerdiğiniz bir metodoloji var mı evet, diye. Şöyle makine risk değerlendirmesi açısından ben kendi çalıştığım iş yerimde HRN metodunu kullanıyoruz. Hazard Rating Number 4 çarpandan oluşuyor. İşte olasılık, şiddet, frekans ve kaç kişi tehlike altında diye. Buna göre tehlikeleri, riskleri belirliyoruz. Belirli şablonlarımız var. ENE ISO 12100 makine risk değerlendirmesi standardından alınmış tehlikeler ve risklere göre oluşturulmuş olan bir şablon üzerinden tehlikeleri ve riskleri alıp puanlamasını yapıyoruz. Oradaki puanlamaya göre de bir kategorizasyon var. İşte uygun, minör ya da majör niteliğinde maddeleri belirliyoruz. Bu risk değerlendirmesi iş güvenliği uzmanı olarak yapmamız gereken 6331 sayılı yasada belirtilen aslında işverenin yükümlülüğü olan risk değerlendirmesi kısmıdır. Eminim ki şu anda iş güvenliği uzmanı arkadaşların %90'ı işvereni bu konuda zorluyordur. Organizasyonu da dahil olsun. Organizasyonu ve tüm risk değerlendirme yapma sorumluluğu iş güvenliği uzmanındaymış şeklinde algılanıyor. Ama aslında bu işin patronu, işin başı, işveren veya işveren vekili. Bu risk değerlendirmesi kısmında puanlama yapıldıktan sonra imza ve kayıt altına alınması gerekiyor. Fakat risklerin hepsini belirlerken uygunluk değerlendirmesi dediğimiz CA, Conformity Assessment, yani makinenin standartlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi. Örneğin ezilme, kesilme, sıkışma riskleri vardır 12100 standardında belirtilen. Bu riskler belli seviyelerde hesaplandıktan sonra nerelerde var bu riskler? Bu risklerin hangi tedbirlerle ortadan kaldırılabileceğini conformity assessment, standartlara uygunlukla değerlendirilir. Örneğin EN 60204-1 standardında kablo renkleri verilmiştir. Çok sürekli verdiğimiz örneklerden birisi. İşte sarı yeşil kablo topraklama hattında kullanılmalıdır ve nötr hattında da mavi kablo kullanılmalıdır. Nötr hattına siyah kablo bağlamıştır elektrik panosunu hazırlayan. Bu bir risk midir? Çok çok düşük bir risktir ama standarda göre bir uygunsuzluktur. Risk değerlendirmesi yaptığınızda bunun puanlaması çok çok düşük çıkmasına rağmen ama standarda uygunsuz olduğundan dolayı bunun iyileştirilmesi gerekiyor. O yüzden biz uygulamalar sırasında bir standartlara uygunluk değerlendirmesi yapıyoruz. En son makine kurulduktan sonra da
bu standartlara uygunluk değerlendirmesi, conformity assessment raporu üzerinden de risk değerlendirmesinin puanlamasını yapıyoruz. Gidişat olarak böyle. Sorunun tam cevabı oldu mu bilmiyorum ama eğer olmadıysa lütfen tekrar yazın. Ben de metodoloji noktasında bir ekleme yapmak istiyorum. Yani makine risk değerlendirmesi için önerilen bir metodoloji var mı gibi bir soruydu. Hayran Bey biraz cevap verdi. 14.121-2 standardı bize aslında bir risk değerlendirmesi metodoloji noktasında bir yol gösteriyor. Burada birkaç tane farklı metodoloji var. Bunlardan bir tanesi hibrit metodu. Bununla ilgili aslında biz uzmanlık grubu olarak bazı örnek dokümanlar hazırlayıp paylaşmayı da hedefliyoruz gelecek zaman dilimlerinde. Bunları da söyleyeyim. Vedat Bey'in bu açılımları çok anlamadığıyla ilgili bir sorusu oldu. Bu noktada ben de aslında ilk girişte biraz bir açıklama yapmıştım. İsmi aslında Bayram Bey'in çalıştığı şirkete özel isimler bunlar. Sadece şöyle düşünebilirsiniz. Ön kabul aşamasında veya işte final kabul aşamasında hazırlanan raporların isimleri birazcık bunlar. Burada izledikleri risk değerlendirme metodolojisine göre de bu dokümanlar hazırlanıyor. Sanırım bu şekilde cevaplarsak biraz daha açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Yani evet, standartları alıp okuyarak bu standartların hangisi o makinede uygulanıyor ve uygulanan standart doğru mu değil mi bunları kontrol ediyoruz. İsmi oradan geliyor raporlamanın. Yani aslında raporun başında hangi standartlar kontrol edilecek ve raporun devamında da hangi standarda göre uygun olmayan bir durum var ve ne olması gerekiyor bunları açıklıyorlar. Bu şekilde açıklanıyor. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Lütfen net olmayan bir şey varsa az önceki gibi devam edebiliriz soracağı bir şekilde. Vaktimiz de bir yandan şey oluyor. Osman Malkoç'un bir sorusu var. TSEEN 62.305 paratoner topraklama gibi konularının da dikkate alınması gerekmez mi? O şartname kısmında soruldu herhalde bu. Topraklamalar makinelerle ilgili kısımdaki topraklamalardan bahsetmiştik. Paratonerler binaların yangından korunmasıyla alakalı kısımda da değinilir. Bunlar binalarla alakalı alan ya da bina risk değerlendirmelerinde değerlendirilir. Makinelerde de makinelerin kendisindeki topraklamalar değerlendiriliyor. Paratonerler tabii ki ayrı bir başlık altında değerlendiriliyor. Fakat tam olarak bizim konumuz burada paratoner kısmı değil. Teşekkürler. Vedat Bey'in yeni bir sorusu olmuş. Makine üreticisinin iş güvenliği uzmanı bu süreçte yer alıyor mu? Teknik dosya kısmında soruldu sanırsam bu. Yani ben şöyle anladım aslında soruyu. Makine kabul süreçlerinde ya da işte makine imalat süreçlerinde makine üreticisinin iş güvenliği uzmanı bu süreçte yer alıyor mu gibi. Aslında şöyle ben özellikle daha önce makine kabul süreçlerinde edindiğim tecrübe istinaden buna bir cevap vermek istiyorum. Biz ön kabul süreçlerine veya işte makine kabulü için firmaya gittiğimizde firmada ya teknik departman veya gerçekten de işte Bayram Bey'in bahsettiği 13.849-1 raporunu hazırlamaktan sorumlu ya da risk assessment'dan sorumlu, risk değerlendirme süreçlerinden sorumlu bir uzman barındıran bazı firmalar olabiliyor. Dışarıdan hizmet alan firmalar da olabiliyor. Hani bu anlamda sürecin içerisinde imalatçı firmanın kendi organizasyonuna uygun olarak bu tarz kişileri istihdam edebiliyorlar. Tamamdır. Bilim. Eğer farklı bir şey sorduysak tekrar soruyu alabiliriz Vedat Bey. Kemal Bey'in bir sorusu var. Tasarımına müdahil olmadığımız makine tedarik ederken, örneğin matkap, torna ve benzeri gibi emniyet için CE dışında ne talep edebiliriz? Diye bir sorusu var. Şöyle, tasarımına müdahil olamadığımız matkap dediğimiz ayaklı matkap, işte ya da CNC torna türü her bir makinenin aslında kendisine ait C tipi bir standardı var. Bu standarda uygun şekilde olmasını talep etmeliyiz. Bu standardı internetten araştırıp
bulabilirsiniz. Fakat standartlar maalesef ki internette erişime açık değil. TSE tarafından ücreti mukabilinde temin edilebiliyor. Mümkünse C tipi standardı varsa onaylı bir kuruluştan kontrol edildiğini ve ilgili standartta belirtilen emniyet performans seviyesine erişildiğine dair Pascal ya da sisteme doğrulama hesabını istemek başlangıç olarak olabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Kemal Bey güzel bir konuya değinmiş. Ayaklı matkapla alakalı olarak şerit testereyle alakalı olarak bir makine alım sürecinde yerli tedarikçilerimizden bir tanesi İsviçre'de de satış ofisi olduğunu ve CE ile ilgili tüm gereklilikleri yerine getirdiğini bildirerek bir şerit testere alımına girmiştik. Testereyi kontrol ettiğimizde makinenin hareketli kısımlarına, şerit motor kasnak kısmına kapaklar var. Kapakların üzerinde mekanik switchler var. Bu switchleri kapağı açtığınızda elinizle basarak manipüle edebiliyorsunuz. Bu şekilde uygun olmadığını bildirdiğimizde bunun bir kuruluş tarafından tip onayı verilip uygun olduğunu belirttiler. Daha sonra standarttan ilgili performans seviyelerini gösterdiğimizde doğru tasarımı yaptılar. Tabii belli bir süre geçtikten sonra uygun hale getirdiler ve ardından şöyle bir dönüş oldu. Biz bu makineyi fuara götürdüğümüzde inanılmaz bir ilgi gördü ve fuarda bugüne kadar ön satış aldığımız en yüksek seviyeye ulaştık. Bu konuyla ilgili çok eksiklerimiz varmış gibi dönüş oldu. Önemli olan kısım burada C tipi standardı bilip bilmedikleri. Ve eğer bir makine alıyorsak C tipi standardı varsa öncelikle buna bakmamız lazım. Ve C tipi standardı varsa bir onaylı kuruluştan da tip onayı ya da ilgili sertifikasının olmasını ve Pascal'la sisteme raporunu istememiz gerekiyor. Yani elektriksel emniyet tarafında özellikle kumanda sistemlerinin emniyetle ilgili kısımları dediğimiz şeyi kısmı sisteme veya Pascal isteyerek zaten büyük ölçüde bir bilinç oluşturmuş oluyorsunuz. Huriye Hanım ek bir soru, ilave bir soru soracağım. Tasarım aşamasında farklı bir metodoloji kullanıyor musunuz şeklinde? Burayı ben şöyle cevaplayayım isterseniz ya da tamamlayayım. Aslında makine risk değerlendirmesi için izleyeceğimiz standart NISO 12100 standardı. Makine kullanıcısı olarak da yine Türk standartlarının BIS standartını aldığı TSE 3840 adlı bir standart var. Yine bu da 12100 standartını referans alıyor. Aslında tasarım aşamasında da kullanım aşamasında da referans alacağımız standart ENISO 12100 standardı ve onun içerisindeki risk değerlendirme metodolojisi. Yine bunu da biz plan açısından uzmanlık makine risk değerlendirme uzmanlık grubu olarak bunu da bir webinar konusu olarak ileride ele almayı düşünüyoruz. Orada biraz daha detaya gireriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Aziz Bey'den bir soru geldi. Komple bir teste CE belgesi alınabilir mi? Yoksa tek tek ünite mi olmalı? Örneğin boyahaneye komple mi alınmalı yoksa fırına ayrı, robotlara ayrı, hazırlama hattına ayrı gibi mi olmalı? Diye bir soru var. Şimdi ben cevap vereyim isterseniz Hakan Bey. Tamam. Konuyla ilgili. Eğer ki tesis tek bir tesisse ve tamamını tek bir firma yapıyorsa zaten tüm hepsini tek bir makine olarak değerlendirip tek bir CE beyannamesi olması gerekiyor. Robotlar tamamlanmamış incorporation machine tamamlanmamış CE beyannamesine sahiptir. Entegratör firma robotları alıp bir sisteme entegre eden firma zaten makine emniyet yönetmeliği ek 2 1A'ya göre tamamlanmış makine CE beyannamesi hazırlamakla yükümlüdür. Robot, boyahane, konveyörler veyahut da herhangi farklı bir aksam bunların hepsini tek bir entegratör firma yapıyorsa tamamına tek bir CE beyannamesi almak gereklidir. Çünkü tamamı tek bir tesistir. Buradaki ayrımı şu şekilde de yapabiliyoruz. Kumanda sistemi, elektrik panosu tek bir yerdeyse ve tüm tesisi kontrol ediyorsa zaten
tamamına CE beyannamesi vermek zorundadır entegratör firma. Robotlara ayrı olarak alınması gereken durumlar, eğer robot tamamen bu sistemden bağımsız çalışabiliyorsa ve panoyu söktüğünüzde diğer sistem çalışmaya devam edebiliyorsa, o zaman farklı değerlendirilebilir. Evet, yani C konusu biraz hassas bir konu. Özellikle bir de üzerinde bir değişiklik yapıldığında, revizyon yapıldığında işler çok değişiyor zaten. Evet, bizim elimizdeki soruları kullanmaya gerek almadan bayağı soru aldık aslında. Vaktimiz de saat 10 demiştik. Saat 10. Güzel evet. Bir zaman şu anda. Evet, harika bir şekilde. Gerçekten zamanlamamız süper. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa Esma Hanım'ın bir sorusu vardı galiba. Aslında sunum içerisinde Bayram Bey ona cevap verdi ama sert deklarasyonla ilgili. Onu atladık, cevap evet. Vermiş olduk diye düşünüyorum. Ya da kaçırdıysanız o bölümü tekrar edebiliriz. O soru güzel bir soruydu onu, evet. Yeni anlam bir makinenin CE belgesi sert declaration oluyor. Bu ne demek, ne anlama gelir sorusu vardı. Kısaca bahsedeyim hemen hızlıca. Sunumun içinde de değinmiştim. Makine emniyet yönetmeliğine göre makinelere CE vermenin iki yöntemi var. Bir tanesi makine emniyet yönetmeliği ek 4'te giren bir makine ise onaylanmış kuruluştan kontrol ettirilerek bir tip onay alınıp bu tip onayına istinaden CE beyannamesi hazırlamak kısmı vardır. Eğer ek 4'te yer almayan bir makine yapılıyorsa, o zaman makine üreticisi kendisi tamamen risk değerlendirmesi yapıp kendi bünyesinde bunlarla ilgili teknik dosyayı hazırlayıp ardından CE beyannamesi verebiliyor. Aradaki farklılık bu şekilde oluyor. Yani self deklarasyon dediği tamamen üreticinin kendisinin hazırlamış olduğu deklarasyon. Evet, birçok noktada da güvenilirliği tartışılabilir olma konusunda da itiyor ne yazık ki. Yani aslında. Maalesef yetkinlik evet. Konusunda sorgulanması gereken durumlar oluşabiliyor. Evet. Aynen öyle. Kemal Bey'in sorusu vardı, onu cevaplamıştık. Başka bir soru yok herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Hakan Bey, teşekkürler. Atladığımız yok herhalde. Soru olarak. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, katılımınız için, sorularınız için. Bu Risk Yönetimi Derneği Makine Emniyeti Uzmanlık Grubu olarak ilk webinarımızdı. Sizden gelen talepler üzerine sürekli bu tarz etkinlikler yapmaya, oluşturmaya, sizlerle farklı konseptlerle görüşmeye devam edeceğiz. Bir sonraki etkinlikle ilgili yine duyurularımızı yine Risk Yönetimi Derneği web sitesi, LinkedIn hesabı gibi diğer hesaplardan da takip edebilirsiniz. Hakan Bey, var mı söylemek istediğiniz son bir şey? Katılım için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bayram Bey, iyi akşamlar. Tüm katılımcı arkadaşlara değerli zamanlarını ayırdıkları için teşekkür ederiz. Bizleri dinledikleri için, sabırları için. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Bu COVID döneminde hakikaten işlerimiz çok zor. Normal işlerimizin üstüne de birçok yük geldi iş güvenliği uzmanı arkadaşlara. Bu süreçte herkese sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir hatıra fotoğrafı alabilir miyiz herkesten? İlk webinarımızın olması hasebiyle. Herkes kameralarını açabilir mi? Tabii ki. Arkadaşlar da bilmiyorum. Yani fırsatı olan varsa açabilirse. Fırsatı olan varsa. Saat de 10 oldu şimdi hani. Ben 10'da yani, bu gömleği giymiyorum. Hani burada biz bizeyiz, konuşalım. O yüzden. Çekiyorum, gülümseyin o zaman. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkürler herkese. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Teşekkürler değerli hocalarım.